yaptığı açıklamalar ve hedef göstermelerden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin hava yollarına ait yer hizmetleri servisi veren bir şirketin elemanlarının bir araya gelerek ve toplanarak Barbaros Şansal'a saldırması söz konusu, bir linç girişimi söz konusu. Orada eğer polisler engel olmasaydı belki de milli hislerle katledilen yeni birisinin daha olduğunu görecektik. Oradaki polislerin bu konuda koruyucu davranması belki de onun yaralanmasına veya hayati anlamda bir sıkıntı görmesine engel oldu. Şunu ifade eden, üst sınırı 3 yılı geçmeyen cezalarda tutuklanma kararı vermeden adli kontrol veya serbest bırakılması yoluna gidebilir hakim diye der. Ama bunların hiçbirisi uygulanmamıştır. Ve ceza mahkemesi kanununda, geçmiş ceza mahkemesi kanununda olan ama yeni ceza kanununa aktarılmayan, ceza mahkemesi kanununa aktarılmayan toplumda infial uyandırması diye bir maddeyle veya gerekçeyle hakim tutukladı. Yani toplumda infial uyandırması diye bir kavram, yani toplumda bir tedirginlik yaratması diye bir kavram var. Tedirginlik yaratması için de elverişli araç olması gerekiyor. Barbaros Şansal'ın söylediklerinin hiçbirisinin bir anlamda toplumda infial uyandıracak bir şeye sahip olduğunu düşünmüyoruz. Ama söz konusu olamaz diye bir beyanda bulundu. Ama ceza kanunumuzda olmayan bir madde, daha doğrusu hakimlerin bildiği ama bizim bilmediğimiz bir madde var galiba. Ceza kanununda artık şu madde herkes tarafından o yazılmasa dahi bilinmesi gerekiyor. AKP'nin canını sıkanlar cezalandırılır diye bir madde var galiba ki AKP'nin canını sıkan herkes bir anlamda mahkeme huzuruna çıkarılabilir, karakola çekilebilir veyahut da milli hislerle hareket eden kişiler tarafından cezalandırılabilir anlamına mı geliyor? Ötesi hukuki anlamda bakıldığında tutuklanmasına sebep olan iki tweet var. Bu tweetlerin sahte olduğunu biz ispat ettik. Tweetlerin biri Reyna saldırısına ilişkin olarak görünüyor. Bu tweetlerden birkaç tane caps yapılmış. Bu capslerin bir tanesi 31 Aralık saat 15.51'de görünüyor. Fatih Tezcan paylaşmış bir tanesini, o caps'in. Fatih Tezcan Reyna saldırısına ilişkin olarak olduğunu söylüyor ama alttaki caps'te, ekran görüntüsünde 00.51'de bunun atıldığı görünüyor. Bizde bir tane bulduğumuz bir caps var. O 02.51'de görünüyor. Bir tanesinde var, 01.51'de görünüyor. Bir caps üretilmiş, evet. Bir ekran görüntüsü üretilmiş ve bu ekran görüntülerinin tamamı Türkiye'den atılmış görünüyor. Ve biz bunu söyledik. Savcıya da söyledik ama savcı nedense bunu görmemezlikten geldi ve bu tweetle ilgili olarak da infial uyandırdığı gerekçesiyle bir anlamda tutuklamaya sevk edildi, tutuklandı. Devletin Kıbrıs'ta baskısı var. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın bu konuda açıklaması var. Biz linç kültürüne alet olmamalıyız diye. Bu anlamda bakıldığında Kıbrıs'ta oldu bittiği getirilen bir durum var. Kıbrıs hükümeti zannedersem bu konuyla ilgili olarak kendi içerisinde bir işlem başlatacak. Aynı zamanda Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği de bu konuyla ilgili olarak bir işlem yapmış. Bu konu nefret söylemine varan ve hedef gösteren üyeleri veya oradaki gazetecilerle ilgili olarak da bir çalışma yürüttüklerini, bir disiplin işlemi yürüttüklerini söylüyor. Bununla ilgili olarak da zannedersem ileriki dönemlerde bu konunun nereye geldiğini göreceğiz. İfade özgürlüğü, bir düşünce, inanç, kanaat, tutum veya duygunun barışçıl yoldan açığa vurulmasının veya dış dünyada ifade edilmesinin serbest olması şeklinde ifade edilebilir. Şansal'ın görüş ve fikirlerini sosyal medyada paylaşması ifade özgürlüğüdür. Barbaros Şansal'ın mevcut Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın güvence altına aldığı ifade özgürlüğü çeşitli medya organlarında çıkan haberler ile başlayan bir süreçle ihlal edildi. Türkiye'ye hakaret yağdıran alçak, eşcinsel modacıdan Türkiye'ye ağır hakaret gibi ifadeler kullanan bir takım medya organları Şansal'a dönük linç girişimini adeta hazırladı. Sosyal medyada paylaşıldı. Soruyoruz, havalimanı güvenliği gereği uçak inerken görevli yer personeli haricinde kimsenin olmaması gereken aprona saldırganlar nasıl girdi? O saldırganların orada işi nedir?
saldırganların çoğunun görevli yer personeli olduğu iddia ediliyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce Barbaros Çansa'nın uğradığı linç girişiminde Genel Müdürlüğün faaliyetleri kapsamında herhangi bir ihmal ve zafiyetin söz konusu olmadığı öne sürülüyor. İhmal ve zafiyet yoksa Apron'da göz göre göre bir linç girişimi nasıl gerçekleşiyor? Barbaros Çansal planlı ve organize bir şekilde linç girişimine maruz kalmış, ardından hukuksuzca tutuklanmış. Yaşamını güvence altına almak için başka bir yaşam hakkı ihlali teşkil eden bir yola mahkum ediliyor. Bu çok hazin, acıklı ve ağır hak ihlali diye düşünüyoruz. Zaten hani tecritle ilgili ihalenin tutumu da bellidir yıllardır. Dolayısıyla Barbaros Çansal için bu yolu mecbur edenlere tekrar buradan söylüyoruz. Tecrit bir güvenlik, yaşam güvenliği değildir aslında. Tam tersine bir yaşam hakkı ihlaldir. Bu nedenle de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılanlar dışında kişilerin tecritte tutulması da yine hukuka aykırıdır. Bu nedenle de eğer bu şekilde bir güvenlik kaygısı varsa bakanlığın ve cezaevi idaresinin tutuklu tutmak yerine cezaevinde tutmak yerine bir an önce serbest bırakmaları gerekiyor.